Değerli izleyenler, Magazin 8'den herkese merhaba. Magazin gündemine dair son gelişmeler, ünlü isimlerle yaptığımız özel söyleşiler ve tatil yerlerinin nabzını tutan haberlerle karşınızdayız. İlk olarak kameralarımızı Çeşme'ye çeviriyor ve Ege'nin en ünlü plajlarından Altınkum'a gidiyoruz. Deli bile veriyor senden daha iyi kararlar. Deli bile ara sıra laf anlar. Ege'nin en sakin plajı, en temiz suyunda bir gün geçirmeye ne dersiniz? Özledim onu çok, iyi mi kötü mü, benim kadar canı yanıyor mu? Çeşme'deki hangi plaj dünyayla yarışıyor? Maldivler'in burasının hiç gerek yok. Evet, burası dedi yani. Çeşme'de günübirlik ve haftalık konaklamanın bedeli ne kadar? 600 liraya falan geliyor herhalde. Çeşme'de gizli şifa kaynağı. Denizin ortasındaki bu doğal gölet hangi hastalıklara iyi geliyor? Denizin ortasında kaplıca suyu kaynıyor. Doktor özellikle tavsiye etti buraya gelmemizi. Yazın gelmesiyle birlikte binlerce tatilcinin akın ettiği Çeşme'nin en sakin ve en güzel plajlarından biri olan Altınkum'dayız. Bence sadece Çeşme'nin değil Ege bölgesinin en iyi denizi. Dibi görünecek kadar temiz ve masmavi denizin tadını çıkarmak isteyenler sabahın ilk saatleriyle birlikte şezlonglara havluları atmış, kendini Ege'nin soğuk sularına bırakmış. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hava güzel, deniz sakin, masrafları düşünme derdi yok. Tabii ki çok eğlenir bu sevimli köpek. Ama sahibi şimdiden hesap yapmaya başlamış. Bakın, 3 kişi artı bu sevimli köpeğin bir haftalık Çeşme tatili kaça patlamış? Günlüğü bize odayla birlikte yaklaşık 600 liraya falan geliyor herhalde. Ama biraz tuzlu. Evet, biraz tuzlu. Evet. Yeme içme falan hepsi birden. Günlüğü 600 liradan bir haftalık tatilin maliyeti 4200 lira ediyor. Çeşme seyahatini daha ucuza getirmek isteyenlerse plajın girişine park ettikleri karavanlarda kalıyor. Altınkum plajı starların tatil için tercih ettiği Maldivler ve Phuket adasını andırıyor. Ayakları denizin içinde olan bungalovlar, akvaryum gibi bir deniz ve plajın arkasındaki ormandan rüzgarla gelen mis gibi kokular. Özellikle İstanbullu tatilcilerin tatil için Phuket adasına gitmesine gerek yok. İstanbul'la Phuket adasının arası 7700 kilometre iken İstanbul'la Çeşme, Altınkum'un arası 750 kilometre. Arkadaşımıza çiftle geldi, yine onların da çocukları vardı. Direkt arkadaşımız şey dedi yani Maldivler'in burasının hiç gerek yok. Evet, burası dedi. Yani direkt kendi yorumu. O ihtiyacı karşılıyor. Çok güzel, kesinlikle. Burası Çeşme'nin gizli cennet bahçesi desek bir yeri. Altınkum Çeşme'de kalmış olan en bakir yerlerden bir tanesi. Çok da önemli. Şu görmüş olduğunuz kum, bu ince kum sayesinde insanlar burayı tercih ediyor. Ve yüzyıllarca boyunca oluşmuş olan kum tepelerinin içinde koruma altında bulunan ardıç ağaçlarımız var. Zaten burası çok büyük bir arazi olarak koruma altında. İşte bu doğal güzelliğin cazibesine kapılıp sessiz sedasız bir tatil geçirmek isteyenler ta dünyanın bir ucundan kalkıp Altınkum'a geliyor. İyi geçiyor. Yeni geldik. Nereden geldik? Belçika'dan. Aa, süper. Ne kadar kalacaksınız? 5 hafta. Hafta boyunca ya da ay boyunca burada kalacakların ayırdıkları bütçeleri az önce duydunuz. Bakalım güzellikten bir gün boyunca faydalanmanın bedeli neymiş? Ya kişi başı 100-150 lira ama sınırsız. Anladım. Yani sınırsız. Yani aklınıza gelen her şeyi yediğiniz içtiğinizi düşünürsek. Ama limitsiz yani 100-150. Ama biraz daha dikkatli giderim dersen de 50-100 arasında da günü çıkarabilirsin. İşte İzmirli bir aile. Denize yakın bir yerde şemsiyelerin altına yatakları açmışlar. Çocuklarını da uyutmuşlar, keyif yapıyorlar. Aşağı yukarı aile olarak konuşuyorum. 100 lira, 150 lira arası, yani yemek de varsa 150 lira arası gibi bir bütçe ayırıyoruz. Bir aileye yetiyor diyorsun. Bir aileye rahat rahat yetiyor. Şimdi sizi Çeşme'nin en ilginç yerlerinden birine götüreceğiz. Hazırsanız sürat motorunun dümenine geçiyoruz. Çeşme Ilıca'da denizin ortasında mercan kayalıklarla çevrili bir alan. Ege'nin akıntılı soğuk sularının tam ortasında yerden sıcak su çıkan doğal bir gölet. Keyfiniz yerinde görünüyor. Çok. Nasıl su sıcaklığı? Çok
Yani 40-50 derece arası. O kadar var diyorsun. Evet. Mineralli suyun sağlığa iyi geldiği söyleniyor. Bu nedenle pek çok kişi sıcak su çıkan gölde şifa aramak için çeşmeye akın ediyor. Tıpkı Erhan Bey gibi. Ben Erhan, Bitlis'ten gelmişim. Romatizma iyi geliyor, eklem hastalığı iyi geliyor, kireçleme iyi geliyor. Kaç yıldır giriyorsun? Aşağı yukarı buraya 20 yıldır geldim, gidip geliyorum. Zaman buldukça buraya geliyorum. Peki bu doğal gölet nasıl oluştu? Onu da bizi bu doğa harikasına getiren kaptanımız Mehmet Yılmaz'a soralım. Karadağ diyoruz karşıdaki dağa. Oradan bir volkanik patlamayla oluşan buraya kadar yansıyan, Ilıca'dan Şifne'ye kadar giden bir hat var bildiğimiz kadarıyla. Buralarda 100-150'ye yakın sıcak su kaynağı var. Denizin ortasında Kaplıca suyu. Kaplıcalar şehri Bursa'dan bile Ilıca'daki bu doğal gölette derdine derman aramaya gelenler vardı. Benim için demeyeyim aslında, biz dedemi getirdik. Dedem için kemiklerine iyi geldiğini söylüyorlar. Bakalım, göreceğiz biz de. Doktor özellikle tavsiye etti buraya gelmemizi. Güneş battı, sahil bomboş kaldı. Hadi hareketli çeşme sokaklarına çıkalım. Ben gidiyorum, sen lütfen eğlenmede bak. Geçtiğimiz yıl bir yıl evli kaldığı iş adamı Ahmet Murat Çakan'dan boşanan ünlü oyuncu Öykü Çelik, Hayat Sevince Güzel dizisindeki rol arkadaşı Burak Serdar Şanal'la baş başa yemekte.